Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz üzere Muharrem ayına girdik ve aşure yapacağız. Ben bugünden malzemelerimi hazırlıyorum. Aşure iki aşamalı oluyor biliyorsunuz. Kuru malzemelerimizi bir gün önceden ıslatıyoruz. Ertesi günde yapım aşamasına geçiyoruz. Burada benim bir su bardağı aşurelik buğdayım var. Hemen onu ıslatma kabıma aldım. Bir Nescafe fincanı nohutum, onu da aldım. Bir aynı fincan ölçüsüyle kuru fasulyemi de aldım. Bu tam ölçülüdür arkadaşlar. Bu ölçülere riayet ederseniz aşureniz olmama gibi bir ihtimali yok. Şimdi buğdayımı hepsini ıslatacağım bir gece önceden. Yarın yapım aşamasına geçeceğiz. Kuru fasulyemi de ıslatıyorum. Bunları yarın pişirip aşuremizi Allah izin verirse yapacağız. Nohutumuzu da ıslatalım. Bunlar bir gece böyle suda bekleyecekler. Yarın da yapım aşamasını göstereceğim. Şimdilik ilk etapta aşurenin ilk aşamasını 3 ana malzememizi ıslatarak tamamlamış bulunduk. Bunlar bir gece suda bekleyecekler arkadaşlar. Arkadaşlar günaydın. Bugün aşuremizin yapım aşamasının ikinci günündeyiz. Bunun için biliyorsunuz böyle fasulye ve nohut ıslamıştık akşamdan. Şimdi bunların sularını güzelce süzeceğim, güzelce yıkayacağım ve hepsini haşlamaya alacağım. Burada da incirim ve kayısım var. Diğer içine koyacak olduğum malzemeleri de güzelce doğrayıp hazırlayacağım. Ondan sonraki aşamaları da göstereceğim. Şimdi yapacak olduğumuz bunları süzüp güzel yıkayıp haşlamaya almak. Arkadaşlar güzelce yıkadım 3 malzememi de. Şimdi ocakların altını açacağım. Ayrı ayrı bunları pişireceğiz, haşlayacağız. Böyle sarı suları çıkasıya kadar iyice güzelce yıkadım. Nohutun üzerine biraz su alıyorum. Bunların hepsini ocakta kuru fasulyenin üzerine de alıyorum. Bunları haşlayacağız. Şöyle. Aşurelik buğdayımı yapacak olduğum tencereye aldım. Daha sonra diğer malzemeleri de koyacağım. Üzerine su alalım. Üzerine geçecek kadar su koydum. Şimdi bunların hepsini ocağa aldım. Üçünü de ayrı ayrı kaynamaya bıraktım. Bunlar pişince aşuremizi yapacağız arkadaşlar. Burada incirim ve aşurelik kayısım var. Şimdi ben diğer malzemelerimi de buraya hazırlayacağım. Onları da küçük küçük doğrayacağım. Piştikten sonra aşuremizi yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben kayısımı küçük küçük doğradım. Hemen suya koydum. Üzümümü de sarı üzüm kullanıyorum. Bir küçük kase. Bunu da hemen kaseye aldım. Bunları yalnız şimdi güzelce yıkadıktan sonra bir 10 dakika beklettim. Suda hemen şimdi süzdürüp tekrar yıkayacağım. Çünkü bunlar aşureli de pişecek olduğu için fazla yumuşamalarını istemiyorum. Onları şimdi hemen süzdüreceğim. Bir kase fındık kullanacağım. Bir kase de yer fıstığı içi kullanacağım tuzsuz. İçi için bunları kullanacağım. İncirimi 5-6 tane inciri böyle büyük büyük doğradım arkadaşlar. Çünkü bunu küçük bir tencerede çok hafif pişireceğim. İçine atmayacağım. Çünkü içine attığın zaman kararıyor. Aşurenin rengi güzel olmuyor. Bunu üzerine kaselerimizin üzerine birer tane koyacağım. Hem içine girmiş olacak hem süs olacak. Bunu öyle kullanacağız. Bunu o yüzden ıslatmadım. Bunu çok hafif pişireceğim tencerede. Küçük tencerelerim boşalsın. Hemen onu alacağım. Şimdi fasulyem, nohutum, buğdayım haşlanıyor. Buğdayın içine pirinç atacaktım. Unutmuşum arkadaşlar. Şöyle 2 yemek kaşığı hemen buğdayımızın içine, kaynayan buğdayımızın içine hemen atalım pirincimizi.
Şimdi ben de diğer o süzme işlemlerini yapacağım. Üzümümü, kayısımı süzeceğim. Çünkü fazla kalmasını istemiyorum içinde suyun. Aşureyle pişecek çünkü. Onları ayarlayacağım. Arkadaşlar kayısımı, üzümümü güzelce 10 dakika bekledikten sonra yıkadım, süzdüm. Nohutum, fasulyem haşlandı. Aşurelik buğdayım pişti. Şimdi şöyle tenceremi alacağım ocaktan. Size göstermek istiyorum. Emin olun aşurelik buğdayınızın piştiğinden. Şimdi hepsini sırayla katacağım. Fasulyemi. Şöyle fasulyemizi kattık. Nohutumuzu katalım. Haşlanmış. Şöyle bir karıştıralım. Yer fıstığımı katıyorum. Bir kase. Bir kase de fındık katıyorum. Bir portakalın kabuk rendesini, bir kabuk tarçın atıyorum. Daha sonra çıkartacağım onları. Şimdi muhakkak yanınızda sıcak su bulundurun arkadaşlar, kaynar su. Benim çaydanlığım 2 litre suyumu kaynattım. Hemen sakın soğuk su koymayın çünkü hepsi piştiler. Soğuk su koyarsak rivelirler. Tam 2 litre suyumu alıyorum. Daha sonra tekrardan kaynatıp eğer ilave etmem gerekiyorsa ilave edeceğim. Şöyle bir karıştırıyorum. Kabuk tarçınımı, bütün malzemelerimi, meyvelerimi daha atmadım. Bunları böyle bir 10-15 dakika kadar kaynatacağım. Tekrar ocağa alıyorum. Bunlar 10-15 dakika kaynadıktan sonra meyvelerini atacağım. Onları bir 10-15 dakika kaynatacağım. Toplamda yarım saatte aşuremiz hazır olacak. Şimdi orada kaynarken incirimi dediğim gibi ben içine koymayacağım. Şöyle bu küçük tencereyi alacağım. Çok az arkadaşlar pişireceğiz. Şöyle az bir su koyalım. Üzerine geçecek kadar su koydum. Bunu pişireceğim şimdi. Tenceremi alalım. Yumuşayınca kapatacağım. Burada da bu tamamen isteğe bağlı arkadaşlar. Eğer karanfil aroması seviyorsanız bir çay kaşığı karanfili şöyle küçük bir cezvenin içine alıyorum. Bunun da suyunu kullanacağım. Ama dediğim gibi siz sevmiyorsanız karanfil aromasını bunu hiç yapmayabilirsiniz. Böyle küçük bir cezveye su aldım. Bunu da kaynatacağım. Karanfilin suyunu kullanacağım. Kendisi çünkü karartıyor aşureyi. Kara bir aşure görüntüsü çirkin olur. Şimdi bunu da alıyorum ocağıma. Küçük gözünü. Bu da orada kaynarken. Aşuremiz de kaynıyor. 15 dakika sonra meyvelerini de atacağım. Bir 15 dakikada öyle kaynatacağım. Yanımda sıcak su bulunduracağım. Aşurenin kıvamını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Katı sevenler biraz daha az su kullanabilir. Ben şu anda 2 litre su kullandım bu ölçülere ama pişince kıvamına bakacağım. Gerekirse biraz daha ilave edebilirim. Şekerini katacağız meyveleri katarken. Onu daha en sona bırakıyoruz ki şeker nohutumuzu ve fasulyemizi dirileştirebiliyor. O yüzden onu en son katacağım. Şimdilik bu kaynasın. İncirim pişsin. Karanfilim de kaynasın. O aşamaları da ödedim. Arkadaşlar aşuram tam 15 dakika oldu. Şimdi kuru meyvelerini koyacağım. Yıkayıp süzdürdüm. 10 dakika bekletmiştim suda. Kayısı ve üzüm birer küçük kase ölçü olarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz kuru meyveleri de kullanabilirsiniz.
Hangisini seviyorsanız onları kullanabilirsiniz. İllaki kayısı üzüm olacak diye bir kaide yok. Dut kurusu kullanabilirsiniz, erik kurusu, hurma kullanabilirsiniz. Şimdi bir 15 dakikada böyle kaynayacak ama ben portakalın rendesini koydum, suyunu koymayı unutmuşum. Burada bir portakalın da suyu var, hemen onu da ilave ediyorum. Portakal çok yakışıyor arkadaşlar, bunu da söylüyorum. Deneyin eğer denemediyseniz. Burada da 5 dakika kaynattığım karanfillerin suyu var. Şimdi hemen onu da aktaracağım. Şöyle bir süzgeç yardımıyla hemen tanesini değil suyunu, karanfil aroması seviyorsanız suyunu aktarabilirsiniz. Şimdi onu bir kenara alıyorum. Şimdi tekrar şöyle bir karıştıracağım. Şeker oranı tamamen size kalmış. Ben ilk etapta biz biraz tatlı seviyoruz. 2 su bardağı kullanacağım. Ama siz kontrollü bir şekilde şeker oranını ayarlayabilirsiniz. Şöyle hemen 2 su bardağı şekerimi de aktarıyorum. Bir 15 dakikada aşuremiz böyle pişecek. Görüyorsunuz rengi bembeyaz arkadaşlar. Hiç kararma olmadı. Çünkü kararan şeyleri inciri ve karanfil karartıyor. Karanfilin suyunu kullandık. İncirin de tanesini üzerine kullanacağız arkadaşlar. Siz de öyle deneyebilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Şimdi bu kabuk tarçını çıkaracağım içinden. Ve 15 dakika daha kaynatmaya bırakacağım. Şöyle kabuk tarçını alalım içinden. Şöyle bir 15-20 dakika kıvam alasıya kadar kaynatalım. Arkadaşlar aşurenin suyu çok önemli. Şimdi bazıları nişastayla bağlıyor. Aslında hiç gerek yok. İçinde buğday olduğu için o zaten durdukça katılaşacaktır. Eğer aşureniz çok suluysa nişastayla bağlayın lütfen. Yoksa ben sevmiyorum. Nişasta kullanmayacağım bugün. Suyu gayet güzel. Zaten fazla yapmadım ben çekim yapacak olduğum için. Daha sonra tekrar yapacağım. Şimdi böyle en kolay, en pratik, en az malzemelerle herkes aşure yapabilir. Aşure yapması çok zor bir şey değil. Sadece biraz ön hazırlığı var. Yoksa aşure yapmak aslında çok kolay. 15 dakika sonra servis yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar tam 15 dakika oldu. Şekerine baktım. Bizim için gayet yeterli. Dediğim gibi siz şeker oranını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle tertemiz sapsarı bir aşuremiz oldu. Böyle altın sarısı. Bunun için püf noktalarını verdim sizlere. Siz de böyle yaparsanız böyle kararmayan güzel aşureleriniz olur. Yanımda kaynar su bulundurdum ama 2 litre artı 1 su bardağı kaynar su kullandım. Meyveler atınca 1 su bardağı daha kullandım. Şu anda kıvamı iyi. Nişasta kullanmadık çünkü o kendini toparlayacaktır aşure. Şimdi servis kaplarımı almak için hemen tenceremi, altını kapatıyorum. Şöyle tenceremi alıyorum. Şöyle bir huni yardımıyla kaseleri boşaltacağım. Süslemesini de arkadaşlar biraz bekledikten sonra, üzeri kabuk tuttuktan sonra yapacağım. Sizler de öyle yapın. Öyle daha güzel oluyor. Sıcakken pek süslemesi güzel olmuyor. Şimdi böyle ben bardak manyola kaplarıma dolduracağım. Biraz ondan sonrasında kaseye dolduracağım. Kasedekileri komşulara dağıtacağım. Bu ayda biliyorsunuz paylaşmak çok güzel. Yapın aşureleri arkadaşlar. Evimiz bereketlensin.
kolay. Yapımı da sizi zorlamayacak. Ben böyle hepsini dolduracağım arkadaşlar. Kaselerimi de üzeri kabuk tutmaya başlayınca da süslemesi. Arkadaşlar biraz yarım saat dinlendirdim aşurelerimi. Üzerinin süslemesini yaptım zaman kaybı olmasın diye. Son bu kadar çıktı bu ölçülerle. 6 kase, burada da 7 kase var. Bir de böyle büyük çıktı. Malzemeleri azaltmak, çoğaltmak sizin elinizde. Ben hani anlatımı kolay olsun diye bugün böyle az malzemelerle yaptım. Bu 7 tanesini 7 komşuma dağıtacağım. Bunları da ev halkı yiyeceğiz. Şimdi incirlerimizi biliyorsunuz içinde kaynatmadık. Böyle bir 3-4 dakika küçük tencerede kaynattım. Şimdi bunları kullanacağım. Ama ilk önce istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Ben şöyle Hindistan cevizi kullanacağım. Biraz da tarçın kullanacağım. Nar çok yakışıyor ama nar bulamadım. Herhalde mevsimi olmadığı için. Siz istediğiniz şekilde aşurenizi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Biraz da tarçın kullanacağım. Şöyle vişnelerim vardı dolapta. Onlardan çıkartmıştım. Şöyle vişne koyuyorum. Siz çilek koyabilirsiniz. Ahududu koyabilirsiniz. İncirlerimi de böyle üzerine kullanacağım arkadaşlar. Sizler de böyle yaparsanız aşureniz kesinlikle kararmaz. Bu yöntemi de denemenizi tavsiye ederim. Zaten çok çabuk yumuşayan bir şey, kuru incir. Hemen böyle 5 dakika kaynattım. Şu kalanları da şöyle koyalım, artmasın. Evet arkadaşlar, aşuremiz servise hazır. Yapıp yiyenlere afiyet olsun diliyorum. Dediğim gibi bütün püf noktalarını vermeye çalıştım. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.